fayda var gibi gözüküyor. Bütüne bakıldığı zaman şiddetle galibiyet ihtiyacı ve bunun bu sonucu almanın getirdiği güzellikten başka oyunda kendi adımıza söylemem gerekirse çok doğru ve güzel şeyler yoktu. Güzel olan tek şey çok ihtiyaç duyduğumuz galibiyeti almaktı. Oyuna da şöyle bir şu bakıldığı zaman aslında ilk altı resmi maçımızın bir tarafıyla benzer dememek lazım ama yakın haliydi. O da şu, ihtiyaç duyduğumuz skoru elde edene kadar ki daha doğru oyun. Ancak elde ettikten sonra yine rakibin herhangi bir şekilde pozisyona girmesine gerek kalmadan tekrar eşitlik halini yakalanması. Ondan sonra Gençler Birliği çok doğal olarak zaten bütün oyun kurgusunu bizim dengemizi bozmak ve uzun toplar üzerine kurmuştu. Biraz daha maçın içinde olmaya çalıştılar. Bizim de özellikle ikinci yarısı için söylemem lazım. Rakip eksik kaldıktan sonra ki süreç biraz daha işimize geldi doğrusunu söylemem gerekirse böyle bir sıkıntılı ortamda. İkinci yarıda yapabildiğimiz daha evvel çok daha iyisini yapabildiğimiz istediğimiz sonuçları almadığımız maçlarda dahi çok daha iyisini yapabildiğimiz aynı zamanda yapmamız gereken dışarı soyunma odasında konuşup dışarı çıkarken de yapmamız gereken pek çok şeyi yapamadık. Daha azını yaptık. Daha seri bir şekilde kenarlara gidip kenar ortalarla mutlaka eksik rakibin üstüne gitmek. Onları oyundan tamamen düşürmek zorundaydık. Bunu çok başardığımızı söylenemez. Birkaç tane, 3-4 tane atak geliştirebildik bu şekilde. Öne geçmeyi bu şekilde başardık. Öne geçtikten sonraki süreç daha fazla 2 gün evvel oynanan bu 3. gündü Vardar maçından sonraki süreçin biraz daha etkileriyle geçti. Mutlak kazanma ihtiyacı. Öne geçmenin de yarattığı durumu korumak, mutlak kazanma ihtiyacından dolayı öne geçmenin de yarattığı durumu koruma kaygısı, fiziksel olarak düşüş, aynı zamanda kesinlikle doğru oyundan, oynanması gereken oyundan biraz daha uzaklaşma bir saydığım nedenlerden dolayı Gençler Birliği hep oyunun içinde tutmaya çalıştı. Yani böyle pozisyon verdiğimiz söylenebilir mi? Söylenmez ama öbür taraftan da sürekli özellikle son birkaç maçtır üzerimizde gezinen o gerilim hali çok net bir şekilde gözüktü. Bir şekilde bitti. Sözlerimi tekrar ilk cümlemle bağlamam herhalde doğru olacak. Tek güzel şey kazanma ihtiyacımız olduğu gün kazanmamızdı. Oyunu 40-45 dakika 9 kişi götürmek, son 5-10 dakikada 10 kişi götürmek, son 5-10 dakikada 9 kişi kalmak Fenerbahçe'ye karşı az bir şey değil buna rağmen. Oyunu kazanmak için her türlü ofansif hamlemizi de yaptık. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Milli takım arası bu takıma iyi gelecektir diye düşünüyorum. Zorlu bir fikstür var ama arayla Amasra'yla oynayacağımızı söyledik ama bu zorlu fikstürü en az kayıpla atlatmayı düşünüyoruz. Tekrar oyuncularımı göstermiş oldukları mücadelenin dolayı kutluyorum. Fenerbahçe'den içinde kazandı. Kazanan her zaman haklıdır.